Merhaba sevgili çocuklar. Daha önce sizlerle yönetim birimleri konusunu işlemiştik. Bugün de yönetim birimleriyle ilgili sorular çözüyoruz. Birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yer alan yönetim birimlerinden değildir? Tabii ki de eyaletler ülkemizde yer alan yönetim birimlerinden biri değildir. İkinci soruma geçiyorum. İli yöneten en üst düzey yetkili kişiye ne ad verilir? İli yöneten en üst düzey yetkili kişiye vali adının verildiğini daha önce öğrenmiştik. Yani cevabı C. Üçüncü soru. En küçük yerleşim birimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Daha önce en küçük yerleşim biriminin köy olduğunu hep beraber öğrenmiştik. Demek ki cevabım C şıkkı köy. Evet, dördüncü soru. Mahalle ve köyleri kim yönetir? Kim yönetiyordu çocuklar? Muhtar. Cevabım B. Beşinci soru. Yukarıdaki görevleri verilen yönetim birimi yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir? Okuyalım bakalım. İlçelerde yasaların uygulanmasını sağlamak, görev yaptığı ilçede hükümeti temsil etmek, validen aldığı emirleri yerine getirmek, bulunduğu ilçede halkın can ve mal güvenliğini sağlamak. Evet çocuklar, bunlar kimin göreviydi? Kaymakam. Cevabım C. Evet. Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. Evet, illeri yönetir. İlleri kim yönetiyordu çocuklar? Vali. İlçeleri yönetir. İlçeyi yöneten kimdi? Kaymakam. Köyleri yönetir. Köyleri yöneten muhtar. Evet çocuklar. Şimdi bakalım bir eşleştirme sorusu. Aşağıda verilen yöneticileri ilgili yerleşim birimleriyle eşleştirelim. Eşleştirelim. İli kim yönetiyordu çocuklar? Vali. Köy? Muhtar. İlçeyi yöneten? Kaymakam. Evet çocuklar, bugünkü çalışmamızın sonuna geldik. Hoşça kalın.